Burada soruları ben soruyorum. Başka soruya geçelim. Chris Bumstead sana ne ifade ediyor? Herkese garip gelmesin. Ben yetersiz buluyorum. Biraz o zaman magazin yapalım seninle. Yapalım sen tamam de severiz. Yani adam artık öyle kendini aciz duruma hissetti ki bana tükürmeye başladı. Hacı mı Alex mi kanka? Ya abi. Seni hiç tanımayan birinin seninle ilgili bilmesini istediğin en önemli şey ne olurdu kardeşim? Güzel soruymuş hocam. Hocam mesela sende ne olurdu? Benim merhametim olurdu bence. Evet. Hani merhametimin kalbimin gözükmesini isterdim. Beni hiç tanımayan bir insan tarafından. Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir konuk, yeni bir program. Bu haftaki konuğum Helin Albayrak, Wellness şampiyonlarımızdan, Ümit ve Ade'den, genç sporcularımızdan. Ona bazı sorularım olacak, güzel bir sohbetimiz olacak. Bizlere eşlik ederseniz çok seviniriz. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam, nasılsınız? Ben iyiyim, çok teşekkür ederim. Her şey yolunda. Kabul ettiğin için, programa geldiğin için ben çok teşekkür ederim. O zaman vakit kaybetmeden başlayalım. Tamam. Spora neden başladın? Etkilendiğin durum neydi? Kişi kimdi? Spora başlama sebebin neydi? Spora başlama sebebim çok kilo almıştım korona döneminde. Hı hı. Ve hep kardiyo yapıyordum. Hep kahve içip kardiyo yapıyordum. Beslenmek nedir bilmiyordum. Hep adalemden gidiyordu. Kilo verdiğimi sanıyordum. Sonrasında kastan verdiğimin farkına vardım. Ve birazcık vücudum şekillensin diye başlamıştım. O sıra Erdi Kurtuldu abim sağ olsun, bana çok yardım etti ve şunu söyledi: sen kesinlikle yarışmacı olmalısın. Hı hı. Hiç içimde yarışmacı potansiyeli, yarışma isteği hiçbir zaman olmamıştı. Bir hareket yaptım, iki hareket yaptım, üç hareket yaptım. O kendini mi buldun? Ayna karşısına geçtiğiniz zaman var ya, o değişimi, ilk değişimi gördüğünüz evet. zaman. Vücut hatlarınızın şekillenmeye başladığını, kendinizi mental açıdan da güç olarak da güçlü hissettiğiniz o an olur ya ayna karşısına geçtiğinizde. Ben bunu hissettim ve her geçen gün bu sporu daha çok sevmeye başladım. Sonrasında ben yarışmak istiyorum, bu benim hayalim oldu deyip ardından üniversitemde de tercih olarak bu sporu seçtim. Evet. Yarışma olarak da ben yarışmak istiyorum diye noktayı koydum. Şey, daha evvel de galiba yüzme vardı. Yüzme, hayatında. Evet. Yüzme uzun süre uğraştığın bir branş 7 mıydı? 7 yaşından beri yüzüyorum. Hı-hı. Galatasaray'da yüzdüm. Galatasaray'dan Enka'ya transfer oldum. Hı-hı. Yüzme fitness'a göre çok ters bir spor. Şey, şampiyonlukların var mı? Şampiyonluklarım yok, hayır. Yok. Ama yüzdün yani. Evet. Yarışmalara girdin evet. ondan sonra. Neden şampiyon olamadın? Çünkü kulüp değişiklikleri, koçlar, bizim şu anki fitness gündemimizdeki gibi ben bu koşa çalışacağım deyip belirli bir programınız olmuyor yüzmede. Her şeyde bir bireysellik var, her şeyde. O suya sen atlarsın. Yalnız mı kalıyorsun? Evet. Havuz içinde olduğu gibi. Evet, havuzun aslında içinde bugün, olduğu gibi. Aslında bizim sporumuz da yalnızlık sporudur yani. Evet. Etrafında çok insan olmasına rağmen hoca da olsa başında. Evet. Bu sporda bireysel yani eve gittiğin zaman ya da gün içinde ya da mental olarak diyetinde, antrenmanında yapacağın şeylerle aslında yalnızsındır. Yani özellikle yarışmalara son 20 kala insan kendini çok yalnız hisseder. Yani ben öyle hissederdim. Sen yalnız hissetmez misin kendi son 20 kala yarışmalara? Hissetmiyordum. Şimdi bir düzenim var, bir disiplinim var. Tamam, bu herkes de var ama yine de yalnız hisseder vücutlar son 20 gün. Son 20 gün öyle hissediliyor, evet. Evet, yalnız bir halsizlik, inanılmaz bir halsizlik. Sen hissetmiyor olabilirsin de bu arada, yani evet. genel olarak böyledir. Ama genel olarak hissetmediğim çok zaman oluyor. Yani etrafında hocan, arkadaşların kim olursa olsun yalnız yapıyorsun, o süreci yalnız evet, yapıyorsun yalnız. Ya. O iradeni kullanman, o konsantrasyon hep yalnızlık isteyen işler. Evet. Yalnız kalmayı ister insanlar genelde o kompozisyondayken. Devam edelim o zaman. Şu ana kadarki en büyük başarın ne? Şu ana kadarki en büyük başarım herhalde ailemin yarışmamı istemediği ve benim onlara kanıtlamam. Ne Öyle. Kadar istediğimi, ne kadar çok hayalini kurduğumu kanıtlamam. Bravo, tebrik ediyorum. Güzel cevaptı bu. Bundan sonraki hedeflerin hakkında bize neler söyleyebilirsin? Hedeflerin de bundan sonrası için. Hedeflerim... Kaç yaşındasın bu arada? 20 yaşındayım. 2004'lüyüm. Müthiş. Yani 5 tane yarışmayı atmışsın diye kadar. Evet.
Hep ya bir ya iki oldun zaten değil mi? Evet. Üçüncülüğüm de oldu. Üçüncülüğüm oldu. Gayet güzel. Sonuç var hep tabeladasın. Bundan sonraki hedeflediğin nokta ne? Hani IPP Pro kart almak mı? Dünya şampiyonu olmak mı? Ondan sonra Mr. Olympia seviyesine çıkabilmek mi? Kategori olarak neyi tercih etmek istiyorsun? Şu anda wellness yarışıyorsun. Evet. Planların nedir gelecekle ilgili? Şimdi hayalleriniz ne kadar büyük olursa hocam... O kadar iyi olursunuz yaptığınız işte. Çok güzel bakış açısı. O yüzden pro kart dışında benim hedefim hep kendimi bikinide, o olimpiyada, o podyumda görmek oldu. Çok güzel. Yani en başından beri spora şöyle başladım. İzlediğim ilk yarışma olimpiya top 5 bikiniydi. Çok güzel. Sonrasında wellness'ti benim hep. Ve benim vücudum wellness'e çok yatkın. Koçum da bana, beni daha doğrusu buna göre hazırladı. Doğrudur. Hani senden bikinici olur mu? Evet olur. Ama muazzam bir wellnessçi olur. Çünkü sırtım yüzme dolayısıyla çok geniş. Evet. Karın kaslarım çok patlak. Evet. Quadlarım vardı. Avantajlıydım wellness sikletine göre. Birçok artım vardı. Kendi yaş grubunda bu şekilde olmuş olabilir ama genel olarak baktığın zaman tabii herkesin bakış açısı, değerlendirmesi farklı olabilir. Ben de mesela baktığım zaman bikini için çok ideal olduğunu düşünüyorum. Evet. Özellikle bel bölgem ve bacak akışından dolayı. İnce bir bele sahibim ben. Vakumum da çok iyi. Doğrudur. Wellness sikletinin çok ama çok fedakarlık gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki her siklette bu aynı şey söz konusu. Ama daha gencim, 20 yaşındayım. Ve ileriki hayatımı düşünmek zorunda olduğum için. Çünkü bizim kadın olarak hamilelik dönemlerimiz olacak, kilo verme dönemlerimiz olacak. Yani 10 senelik, 5 senelik, 20 senelik emeğinizi bir anda çöpe attığınızı düşünün. Ne demek istediğini anlıyorum. Bikinden devam etmek istiyorsun. Bikiniden. Daha sonra bu yaşam, bir kadın sporcunun bu konuda ilgili bakış açısıyla ilgili sorularım olacak zaten. Evet. Şimdi benim dediğim sorularla devam edelim. Ondan sonra diğer soruların da zaten yanıtını sana, yanıtlarını senden isteyeceğim. En iyi huyun nedir Helin? En iyi huyum? Sevmeyi seviyorum. Saygı duymayı seviyorum. İnsanları tanımayı çok seviyorum. Humanist bir insanım diyorsun yani. Çok fedakar bir insanım. Doğrudur. Yani önce ben değil, önce sevdiklerim. Doğrudur. Benim için. Güzel. En kötü huyun nedir? En kötü huyum? Olmayabilir de kişi kendi analiz edebilir yani. Var. En kötü huyum var. bir şeyi istemiyorsam ya kendimi her şeyden soyutlarım ya da herkesi karşıma alırım. Öyle mi? Evet. Güzelmiş. Bu da güzel. 20 yaşlısı tabii çok erken bir yaş ama bir pişmanlığın var mı? Ya da pişman olduğun bir şey oldu mu şimdiye kadar? Pişmanlığım yok. Yok. Güzel. Hiçbir pişmanlığım. Evet, zaten 20 yaşta bir insanın bir pişman olması ondan sonra komik olabilirdi. Şu anda en sevdiğin, uygulamaktan en keyif aldığın antrenman, biraz da hani bayan sporculara buradan mesaj verelim. Faydalanabilecekleri konularda. Helin nasıl antrenman yapıyor? Hangi antrenman tekniğinden hoşlanıyor? Nasıl besleniyor? Biraz bunlardan bahseder misin bize? Bahsedeyim. Ben hem drop set hem süper set yapmayı çok seviyorum. Yani ikisi de benim için hiç farkı yok. Hani daha çok süper set seviyorum veya daha çok drop set seviyorum veya daha ağır çalışmayı seviyorum dediğim bir şey yok. Evet. Ben her türlü çalışmayı seviyorum. Evet. Spor yapmayı seviyorum. Her Güzel. Şeyle seviyorum. Antrenmanlarım şöyle. Sabah 5'te kalkar vakumumu yaparım. Kardiyomu çalışırım. Kardiyomu yaparım. Disiplinliyim diyebilir misin kendine? Söyleyebilirim evet. Güzel. Ama bu disiplininin yanında da normal hayatımı nasılsam o eğlenceli halini hep yakalamaya çalışıyorum olabildiğince. Güzel. Hayatı yaşamaya çalışıyorum. Bravo sana. Yani kendimi evet bu sporun asosyal olunması gerektiğini düşünüyorum. Yani kendinizi kapatmanız gerektiğini düşünüyorum. Neden öyle bir düşünceye sahipsin? Niye çünkü, kendine asosyallik gerekiyor? Her şey eğer mentaliniz iyi değilse, mentaliniz güçlü değilse, çevrenizdeki insanlar sizi etkileyebilecekse böyle düşünüyorum. Ama etkileyemeyecekse her şeyi ben yönetebilirim. O mentale sahibim diyorsanız
O zaman nasılsanız gündelik hayatınızda gezin, tozun, sohbet edin, yeni insanlar tanıyın. Ama bunu yaparken de tabii ki hayallerinizden, hedeflerinizden sapmayın. O disiplini bozmayın. Tamam işte ama bu asosyallik olmuyor zaten. Hani insan ilişkilerinden uzaklaşmak demek hani iyi bir sporcunun bence eksikliği olacaktır. Hani kendimden yola çıkarsam ben her zaman sosyal bir insan olmuşumdur. En ağır, en şiddetli yarışmalara hazırlanırken bile insan ilişkilerinden kendimi koparmamışımdır. Yani buradan gençlere de bu şekilde tavsiye ederim. Sana da tavsiyem olur. Yani dışarıdaki hayatı unutmadan kendi işimize saygımızla maksimum verebileceğimiz performans vermek daha mantıklı oluşturuyorum. Ne dersin? Kesinlikle katılıyorum ama sizin yaşantınız asosyallik olmamış hocam. Evet olmadı yani. Benim de olmadı. Yani asosyal dediğimiz kavram kendini sadece bir şeye bağlayıp o şeyden çıkmayan insan evet, demek. Evet böyle olmamalı. Böyle olmamalı gerektiğini düşünüyorum ben. Ediyorum. Bence de olmamalı. Sorularımıza devam edelim müsaadenle. Beslenme tekniklerin nedir? Yani off sezon ya da on sezon diye ayırır mısın? Ya da zaten benim on sezon, off sezon yapacak hiçbir vaktim olmadı. Çok kısa bir süre işte 5 tane yarışmaya girdim. Hep evet, hazırlıkla geçti mi diyebiliriz. Nasıl besleniyorsun günlük? Ya şu anki beslenmen ne? Şu anki beslenmem yulaf, yaban mersini, tavuk, pilav, daha çok salata. Gramajlarını nasıl belirliyorsun? Bir form. Gramajlarımı formuma göre belirliyoruz koçumla beraber. Evet. Yarışmaya 3 hafta kala, 2 hafta kala bazı şeyleri düşürüyoruz. Düşürme gereği duymadığımız zamanlar da oluyor. Yani o tamamen forma göre. Eyvallah. Form kontrol günümüze göre. Eyvallah. Anlıyorum. Seni hiç tanımayan birisinin seninle ilgili bilmesini istediğin en önemli şey ne olur? Ne olurdu? Seni hiç tanımıyorlar ama seninle ilgili bilinmesini istediğin ilk şey ne olur? Yani bu insanlar bunu bilsin, benim hakkımda bu düşünceye sahip olsun, bundan emin olsunlar diyeceğim bir halin, ruh halin ya da içten böyle bir isteğin nedir? Güzel soru. Şunu bilmelerini isterdim. Her ne olursa olsun saygı duyacağımı ve insanları sevdikçe fedakarlığımın hep artacağını bilmelerini isterdim. Güzel. Bunu bildikleri sürecinde bana atacakları adımlar da çok değişirdi çünkü. Doğrudur. Her insan bu düşünceye sahiptir ama her insanın içinde de kendini iyi ifade edebilmek, karakterinin ya da ruh halini yansıtabilmek isteği vardır. Evet. İnsanlık tarafı gelişmiş olan insanlar tabii. Bunu önemsemeyen insanlar da çok çok sayısı fazla, sen de biliyorsun. Bu spora başladın. Ondan sonra vücudunda ne gibi değişiklikler oldu? Adele yapın, ondan sonra bununla ilgili bir destekler kullandın mı? Mesela ben bir kadının testosteron kullanmasına çok karşıyım. Ondan sonra senin bununla ilgili güncel bilgilerin ya da güncel durumu nedir? Testosteron kullandın mı? Anabolik steroidler, growth hormonları. Biliyorsun insan wellness sınıfına geçtiği zaman ya da vücut geliştirme kategorisine geçtiği zaman bir takım mevzulara giriyor. Evet. Senin bunlara bakış açın ne oldu? Kullandın mı? Nasıl geçti bu? Kaç senedir yapıyorsun bu işi? Bir buçuk senedir zaten aslında ilaçlara başlamak için bile bu yaşta bana göre, benim bakış açıma göre çok erken bir yaş. Çünkü hormonal bütün dengeler mükemmel bir şekilde çalışıyor. Bu konuda ilgili bir çılgınlık yaptın mı yoksa sakinim diyebilir misin bana? Bu konuda ilgili çılgınlık demeyelim. Şöyle söyleyelim. Evet. 20 yaşındayım. Junior'dan çıkmama 4 senem var. Ve bir şeyleri erkenden olsun diye değil, genç yaşta derece yapıp istediklerime, hayallerime kavuşup ilerleyen yaşlarda daha relax bir antrenman, daha sakin bir yarışma süreci geçirmek istiyorum. Çünkü şu an bakıyorum 28-29 yaşında yarışmacı olan herkes full tempo, hep tempo. Hayatları hep tempoyla geçiyor. Ben birazcık bu işi yaptıktan sonra kafamı dinlendirip yine bu işi yapmak ama rahat bir şekilde yapmak istiyorum. Bir baskı altında kalmadan. Şu anda üniversite okuyorum ve üniversite okurken bu sporu yapmak çok zor. Çünkü elinizi ayağınızı kesiyor. Bunlar sormuş olduğum soruyla çok alakalı değil. Yani herhangi bir şekilde senin
normal günlük hayatını, 20 yaşında vermiş olduğu enerjini, sinerjini etkileyecek kullanımlar yaptım, onu demek istiyorum. Yani. Evet, yaptım. Denge bozuldu mu? Bunları kullanırken ne gibi şeyler hissettin? Burada bize anlatır mısın? Yani bilgi vermek ister misin ya da izleyicilere? Evet. İlk öncelikle ben testosteron hormonu kullandım. Testosteron hormonunu da şu amaçla kullandım. NPC wellness yapmak istediğim için. Eğer Türkiye'de sadece wellness'le kalıp yetinecek olsaydım bu şeye asla bulaşmazdım. Çünkü NPC gibi bir platformda wellness'te, body fitness'ta bunu kullanmayan maalesef yok. Öyle mi? Emin misin? Evet. Yok mu kadın sporcular arasında? Yok. Türkiye'de, yani, Türkiye'de bu durum nasıl? Kadın sporcular arasında ilaç kullanımı yaygın mı sence? Çok, yani testosteron olarak hayır. Görmedim. Doğrudur. Görmedim. Ne gençlerde ne büyüklerde görmedim. Body fitness'ta gördüm. Evet. Ama gençlerde, büyüklerde hiçbir şekilde wellness kategorisinde görmedim. Evet. Duymadın. Duymadım da. Görmedim değil, duymadım. Evet. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Evet. Ama bakıldığı zaman da anlaşılır hocam. Ya ben bunların hepsine vakıfım. Ben sadece seninle sohbet ederken insanları bilgilendirmek amaçlı bunu söylüyorum. Evet. Yoksa ben zaten bir kadın ya da erkeğin karşıdan gelirken ne kullandığını, ne yaptığını, ne ettiğini filan, evet, hepsini de analiz edebilecek, evet, tecrübeye sahibim. Anlatabiliyor, evet, muyum? Hani ne yapıyorum ben dese, ben yiyecek olarak, beslenme olarak, antrenör olarak hepsini zaten bir bakışta kağıda dökebilirim. Ama burada amaç soruları ben sorduğum için senden bilgi alabilmek, evet, insanlara da keyifli bir sohbet yansıtabilmek. Ben testosteron kullanımına tabii kadınlarda karşıyım. Evet. Ondan sonra hani burada soruları ben soruyorum. Kendim cevaplamak istemiyorum. O yüzden, evet, tamamen sana bırakıyorum. Yoksa ama bir Serdar Hoca, senin bakış açın nedir dersen, evet, ben kadınlarda testosteron kullanımını hangi siklet olursa olsun karşıyım. Bunu kullandırmadan, evet, da kadınlar istedikleri fiziğe mutlaka ulaşabilirler. Bence bu konuda, evet, biraz hızlı davrandığını düşünüyorum. Evet, hızlı davranmamın sebebi genç yaşta juniorlarda bir şey yapmak, hı-hı, istemem tamamen. Hani büyüklerde, evet, ilerleyen zamanlarda da bir derecem olabilir. Evet. Ama erken başarıyı elde edip imkansızı başarmak istiyorum. Anladım. Ama hayalim bu. Ama böyle bir şeyde ben çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Bence, hı-hı, sabırlı olup ondan sonra merdivenleri teker çıkar çıkıp, acele bir başarıdansa, hı-hı, merdivenleri teker çıkıp hedefe yürümenin çok daha sağlıklı ve senin daha dinç, daha kolay bir şekilde hedefine ulaştıracağını, hı-hı, düşünüyorum. Hani burada bir sürü tabir kullanılabilir ama bana kalırsa erken bir davranışta bulunmuşum. Evet. Yani hedeflerini bence uzun vadeli seçip yavaş yavaş yürümeni, eksiklerini tamamlayarak gitmeni tercih ederdim ben. Evet. Ama tabii senin düşüncene de tabii ki saygı duyuyorum. Evet. Pişmanlık var mı diye soracak olursanız. Evet, buna kesinlikle hani cevaplamak istiyorum. Pişmanlık, lütfen, var. Lütfen. Eyvallah. Var. Ha, geri alamadığım bir şeyler var mı? Sadece bir şey var. Nedir o? Geri alamadığım. Benim normalde de zaten ses tonum hani kalın ince bir ses tonu, soprano bir sesim vardı. Bu takviyeyi kullandıktan sonra bir tık daha kalınlaştı. Çok doğal, evet. Evet. Hı-hı. Takviyeyi kestikten sonra, evet, sesinizdeki o çatallaşma gidiyor. Evet. Ama eski ses tonunuzu maalesef ki geri kazanamıyorsunuz. Belki uzun bir aradan sonra tekrardan geri gelebilir. Çok uzun bir aradan sonra. Şu anda böyle sonra bir tecrüben yok yani. Evet, şu anda böyle bir tecrübem, evet, yok. Çok uzun bir aradan sonra böyle bir şey olabilir. Şu anda çünkü hala makine çalışıyor ve makinenin etkileri hala ses telleri üzerinde aktif. O yüzden de, evet, bir anda biraz zaman verirsen mutlaka eski feminen, evet, sesine kavuşacaksındır. Zaten şu anda da gayet feminensin. Evet. 20 yaşın vermiş olduğu bütün dinçlik, dinamizm hepsi var sende. Evet. Ondan sonra gözlerin de ışıl ışıl. Ama dediğim gibi hani tercihlerin senin tabii ki sonunu belirleyecektir. Ben de, yani ben sana sadece yavaş yavaş gitmenin yolunda tavsiye edebilirim bu aşamada. Evet. Dediğim gibi hani kısa vadede beklentiler çok da yerli yerinde olmuyor. Yerli bence yerinde olmayabiliyor, evet, evet hocam. Yani hedeften sapabiliyorsun. Evet, bunu geç fark edebiliyoruz işte. İşte bu burada, evet, ama dediğim gibi hani bu iş zaten bir deneme yanılma işi.
Anlatabiliyor muyum? Yol içinde bazı şeyleri öğrenebiliyorsun. Öğrenebiliyoruz. Yol içinde yürürken o kadar çok tecrübe, yani ben 20 yaşındaki halimi düşünüyorum şimdi. 20 yaşında geri dönüyorum. Ben uzun süreler yarışma yaptım. Hı-hı. Ben de 17 yaşında başladım bu spora ve 20 yaşında askere gitmeden 4 tane 5 tane yarışma yapmıştım. Ama bana sorsan ki neyin farkındaydın? Hiçbir şeyin farkında değildim. Ama ben o zaman da her şeyin farkında olduğunu düşünüyordum. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani buradan empati yapabiliyorum senin için. Sen de bence şu anda hiçbir şeyin farkında değilsin ama ortada bir kabiliyet var mı? Var. Evet, başarılı olabilir misin? Kesinlikle başarılı olabilirsin. Niye olmayasın? Evet. Buradaki tercihlerin önem taşıyor bence bu saatten sonra. Evet. Bu hormonu kullandıktan sonra tabii ki sadece hani bu değişimler değil. Çok neden fazla... hissettin yani testosteron hormonu kadınlar üstündeki etkisini biraz bize etkisi, açar mısın? İnanılmaz bir olgunluk katıyor. Doğrudur. Kesinlikle yani duygusal açıdan. Mesela normal şartlarda üzüleceğiniz şeylere üzülmüyorsunuz. Evet. Mesela ağlamak istersiniz, ağlayamazsınız. Evet. Mutlu olmak istersiniz, eskisi gibi mutlu olmadığınızı fark edersiniz. Doğrudur. Hani birçok hissin önüne geçiyor aslında. Evet. Ve bence her şeyden önce... Vücutta değişikliklerden öncesinde bile, yaşanan şeylerden öncesinden bile en önemli şey hissetmek. 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 Gücü mü? Duyguları mı? Hayır, duyguları. İnsanları dinleyebilmek, görebilmek, hissedebilmek. Hı-hı. Bu takviyeyi kullandığınız zaman bu önünüze geçiyor. Her şeyin önüne geçiyor. Duygularınızı biraz, çok biraz, bahsediyor. Biraz açar mısın bunu bana lütfen? Bahsedeyim. Çok duygusal bir insanımdır. Evet. Aşırı fazla. Hani üzüleceğim şeylere oturur hüngür hüngür ağlarım. Hüngür hüngür ağlarım. Evet. Kimse görmez, kimse bilmez. Ama oturur hüngür hüngür ağlarım. Bunu kullanmaya başladığım zamandan beri bir boş vermişlik. Umursamamazlık. Üzülmemek. Mutlu olamamak. Çünkü hormon senin vücuduna ait olan bir hormon değil. Evet, baskılıyor yani her şeyinizi sana baskılıyor. Ait değil bir hormon. Evet. Senin yapına uygun bir hormon değil yani. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani... Allah'tan bende şey olmadı. Hani ayna karşısına geçip kendimi erkek gibi gördüğüm bir zaman dilimi olmadı Allah'tan. Yani dişil enerjim çok yüksek. Bu takviye kullanmadan önce de öyleydi. Kullandıktan sonra bende daha bir arttı. İlginç bir şekilde. Evet, doğru. Hani kimi dinlesem, kimin röportajına baksam öyle hissetmiyorlar. İşte çok ilginç. Doğrudur. Belki çok dobra değiller. Her şeyi insanlar %100 gerçeğiyle konuşmuyor. Konuşmuyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ben de spor hayatımı noktaladıktan sonra 8 tane bu işle ilgili anabolik steroidler hakkında video çektim. Daha sonrası görülen zararlar hakkında kadınlar ve erkekler için ayrı videolar çektim. Bunlardan insanlar çok faydalandı. Bu yüzden sana sorup senin de fikrini almaktan keyif alıyorum şu anda. Bu arada hocam o videonuzu izledim. Orada geçen söylediğiniz her şey doğru. Evet, ben çünkü şey genelde doğru. Şey tarzım budur. Kendimi anlatmayı sevmem ama hani insanlar bilir her zaman neyse onu anlatmışımdır. Özellikle aşık olduğum mesleğim hakkında, yani vücut geliştirme hakkında her zaman dürüst olmuşumdur insanlara. Ben bu külfetten kendimi çıkarttım. Umarım yani buradan yarışmak isteyen wellness sikletinde ilerleyen zamanlarda NPC yapıp bu takviyeyi kullanmak isteyen genç kızlara sesleniyorum. Seslen. Kullanmayın kesinlikle yani. Hani çünkü çok güçlü bir mentale sahip değilseniz kaldırabileceğinizi düşünmüyorum. Kaldıramazsınız. Yani kendinizle hep savaş içerisinde olacaksınız. Hep, her gün. Her açıdan. Hı hı. Hani bedensel değil, ruhsal. Mental. Bu sporda en önemli şey mental zaten. Mental. Mental. Açar mısın biraz? Mental. Şöyle açayım. Bahsettim ya. Bir şeyi severek yapıyorsunuz. Evet. Sevdiğinizden bile şüphelenir hale geliyorsunuz. Herhangi bir iş mi bu? Fitness mi? Herhangi bir iş. Sadece fitness değil. Hı hı. Sevdiğinizden bile şüphelenir hale geliyorsunuz. Bazı zamanlar oluyor. Sinirlenmeyeceğiniz şeylere ani çıkışlarınız oluyor. İlişkilerde böyle mi? Mesela boyfriend aşamasında ya da normal aşamalarda hani tahammül derecesi farklılaşıyor mu? Normalde şöyle. Hoşgörülü davranabileceğim bir boyfriend davranışına, ondan sonra farklı tepkiler, farklı reaksiyonlar verip
karşı tarafın hani canı sıkabiliyor musun? Hani tartışmalar çıkartabiliyor musun? Olabiliyor. Böyle bir tecrüben var mı? Olabiliyor. Çok nadir. Olabiliyor. Evet. Sonrasında hani pişmanlık duyup geçip konuşuyorsunuz, ediyorsunuz ama iş işten geçmiş oluyor. Kırılan bir insan onun orada yüreğinde kalır yani. Tabii bu. Tabii ki. Evet. Hiçbir şey kırıldığının eskisi gibi, yenisi gibi olmaz. Evet. Kırılan bir bozuya ne kadar yapıştırırsan yapıştır eski haline. Eskisi gibi gözükmez. Ama şöyle bir şey var. Şunu hep şey yapıyoruz. Yani bende en azından öyle oldu. Karşıma alıp konuşuyorum, anlatıyorum. Bir süre sonra yine aynı şeyler meydana geliyorsa, konuşuluyorsa bir ani çıkışınız oluyor. Bir kırıyorsunuz. Ama hani böyle bir kırılma yok yani. Evet. Hani bir erkek bile yapmaz hani. Doğrudur. O çıkışı. Öyle çıkışlar oluyor ama çok nadir. Yani ben de çok nadir oldu. Tabii ki pişmanlıklarını yaşadım ben bunların. Doğrudur. Çok yaşadım. Bunu erkek kadın bütün sporcular yaşar. Yaşar. Yani erkek fizyolojisi de kendi içinde birçok hissi barındırıyor tabii ki. Ondan sonra da bizim de hani erkek sporcuların da kendi içlerinde yaşadığı büyük savaşlar oluyor. Yani kadınlarınki saygı duyulması gereken bir olay. Çünkü biz kendi hormonumuzla baş edemiyoruz. Evet. Anladın mı? Başımıza bir sürü dediğin gibi hani ani agresif çıkışlar, normalde çok hoşgörüyle cevap verebileceğin şeye aksi cevaplar, erkek fizyolojisinde de oluyor bu. Evet. Kendi hormonuyla bile başa çıkamıyor erkekler. Bir kadın bu hormonu aldığı zaman nasıl başa çıksın, nasıl düzgün davranabilsin, nasıl değişiklik hissetmesin, anlatabiliyor muyum? Ben kendim kadın hazırlıkları konusunda ya da kadın sporcuları aslında profesyonel bir insanım. 5 sene sırf yabancı kadın sporculara koçluk yaptım. Hı hı. Ondan sonra o yüzden hani kendi bakış açıma göre o kadar büyük tecrübem var ki kadın sporcuların ruh hali, ondan sonra ilaç kullanımlarındaki reaksiyonları hakkında, ben burada seni konuşturarak daha fazla bilgi ortaya çıkartıp arkadaşlarımıza, bizi izleyenlerle paylaşmak istiyorum. Senin de güzel ve dobra cevapların için tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Umarım senin yaşındaki, hatta senin yaşında olmayan birçok insan da bu konuşmalardan kendilerine bir pay çıkartıp İnşallah hocam. Bunu değerlendireceklerdir. Ama işte hedefler ölçüsünde insanlar her şeyi göze alabiliyor bazen. Evet. Mesela olimpiyat şampiyonlarına giren bir yerde bazı belgesellerde soru soruluyor. Diyorlar ki olimpiyat şampiyonu olacaksa belki gün öleceksin falan gibi sorular böyle. Birçoğu kabul ediyor. Hani o hissi yaşayayım, öleyim diye. Bu bir aptallık ya da gerizekalılık değildir. Bu spor branşına olan sevgidir, bağlantıdır. İçindeki o, bu senin ruhundur. Yani bazı ruhlar bunu ister, bu mücadeleyi ister, bu savaşı ister ve bu savaştan daha önemli hiçbir şey olamaz. Galiba ben de zamanında böyle bir ruha sahiptim. Ondan sonra şimdi o ruhu değiştirmeye çalışıyorum, yontmaya çalışıyorum. Eskiden vücudumu bir heykel gibi yontardım. Şimdi ruhumu daha fazla ortaya çıkartıp nelerden keyif aldığım hakkında, hayatta nelerden zevk aldığım hakkında daha çok fikir sahibi oluyorum. Çünkü dediğim gibi artık hormonlarıma ya da kendi kafama hükmedebiliyorum ama tabii ki yıllarca sonra bu tecrübeye sahip olabildim. O yüzden hislerini ya da anlatmak istediğin şeyleri ben çok iyi anlıyorum. Evet. Mutlaka izleyenler de anlayacaktır bunu. Evet. Eklemek istediğin ne var bu konu hakkında? Konuşalım biraz. Şöyle daha. Bir şey var. Çevremizde kime baksak böyle diyetteyken sinirli görüyoruz değil mi hocam? Özellikle erkekleri falan. Evet, bir de bir şey derler. Ben sinirli değilim ki, olduğum gibi hiç değişmedim. Olduğum gibiyim. Meşhur cevaptır yani. Evet. Diyetteyken oğlum sen yani iyi değilsin falan derler. Giderce spor. Yo ben aynıyım abi. Hiçbir farkım yok. Ne gibi değişiklik hissediyorsun falan derler. Büyük palavradır evet. Bir süre sonra tabii bunları bu arada aşıyorsunuz. Hani o sinir katsayınızın geldiği nokta var ya, o çizgi. O bir süre sonra yontuluyor. Hani daha içinize kapanmaya başlıyorsunuz. Daha bir sakinliğe bürünüyorsunuz. Ama bu süreçte önemli olan karşınızdaki insanın size empati kurup anlamaya çalışması gerektiğini düşünüyorum. Çok zor öyle insan bulmak. Evet. Yani aynı branştan değilsen çok zor. Çok zor. Aynı branştaki için bile çok zor. Aynı branştaki için bile çok zor evet, hocam. Evet. Çünkü hani bir kadının vücudunda olmayan bir şeyi aldığı zamanki hissiyatını anlayabilecek tek erkeğin ben bir kadınla çalışıp
kullandırması ve kullandığının sonuçlarında neler olduğunu bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani, ancak yani ben ayrı bir program yapıp neler çektiğimi anlatmak isterim sen zamanında. Evet, evet, dinlemek isterim hocam ya. Onu seninle bir kahve içerken artık anlatırım. Evet, şu anda dinlemek konu, isterim. Burada konuk ben olmadığım için karşımdaki insanlardan duyumlar almak istiyorum. Ve şeyde çok karşıyım, katılmıyorum. Hep şey diyorlar. Bir kadın yarışmacıyla bir kadın şey erkek yarışmacı anlaşamaz. Bu böyle bir algı var hocam. Anlaşabilirler. Evet, ben de kesinlikle anlaşabileceklerini düşünüyorum. Yani tamamen karakter, empati meselesi. Aynen, aynen. Yanlış düşünüyorsunuz. Yani birbirinize kesinlikle destek olmalısınız. Eğer ki kız arkadaşınızın yarışmasını istemiyorsanız veya erkek arkadaşınızın yarışmasını istemiyorsanız, ki şu andaki gündemde bu çok fazla. Hiç böyle bir şansları yok karşı tarafın. Ya bir kadın özellikle yarışmak istiyorsa, o işi kafasına koymuşsa, olay bitmiştir. Erkek arkadaşı onu zaten vazgeçiremez. Mümkün değil. Ben tarihte böyle bir şey görmedim. Gerçekten. Evet, görmedim yani. Mutlaka girmişlerdir. Yani kafaya koyduğun bir kadın bu işi yapar. Kadının fizyolojisi orada da farklılık yapıyor. Kadın bir şeyi kafaya koyduğu zaman ondan o kaçamaz. Erkekten kaçabilir. Hı. Vazgeçirilebilir erkek. Ama kadın bir işi kafaya koyduğu zaman vazgeçmiyor. Hı. Alıyor yani istediğini genelde. Kapasitesine göre. Yani sporda ya da normal hayatta. Şu anki gündemimizde kızlar bile erkek arkadaşlarının yarışmasını istemiyor o sinir muhabbeti yüzünden hocam. Yani hiç bu sinir stresi yaşatmadan da mutlaka evet, yapacakları oluyor. İlişkiler ya da beraberlikler olacaktır. Ki dediğim gibi bu ben onun aşıldığını düşünüyorum. Yani. Siz ne genelde düşünüyorsunuz? Genelde böyle çılgınlık yapan insanlar için ben hep şey derim yani. Kardeşim hani kaldıramıyorsanız yapmayın. Yapmayın. Evet. Etrafınızdaki aileniz, sevgiliniz, arkadaşlarınız sizin bu berbat ruh halinizi çekmek zorunda değil. Sen yarışmaya giriyorsun diye ortalıkta böyle sıkı yönetim ilan edilmemeli. İnsanlar senin yanında da yemek yemeli. İnsanlar senin yanında da şakalaşmalı, gülüp evet, oynamalı. Anlatabiliyor muyum? Eğer o zaman zaten tercih bunlara katlanamıyorsan git evinde otur dediğim gibi yani. Demek ki konuya geliyor yani. O tercih senin. Ama hiç kimse bu sporu yapıyorum diye, diyet yapıyorum diye etrafındaki insanları, ailesini, erkek arkadaşını, kız arkadaşını ya da çevresindeki dostlarını rahatsız edemez. Buna hakkı yok. Evet. Sosyal medya hakkında ne düşünüyorsun? Sosyal medyadaki çekişmeler, böyle müsabakalar arasındaki diyaloglar falan tatlı sert olduğu zaman aslında güzel oluyor. Rekabet güzel bir şey. Ben okuyorum bazen önüme de düşüyor. Yollayanlar da oluyor. Ben böyle kadın arasındaki çekişmeyi erkekleri aşmış durumda şu anda. Evet, hani evet. Kızların arasında müthiş bir çekişme var. Birbirlerine olduğunca güler yüzlü ve samimi davranmaya çalışıyorlar ama işlerinde bu olmadığını ben biliyorum. Kapışıyorlar yani ciddi ciddi. Evet, gerçekten. İdman idman, story story. Gönderi kapışıyorlar, göndermeler, hareketler, imalar. Hı. Ondan sonra ben bunu zevkle istiyorum. Bu zaten olmalı. Dozunda olursa, insanlar birbirinin kalbini kırmadan olursa mücadele etmek, göndermeler yapmak bence zevkli düşünüyorum. Erkeklerde de bu olmalı, kadınlarda da bu olmalı. Senin bu konuya bakış açın nedir? Nasıl hissediyorsun ya, sen? Birisi sana bir gönderme yaptığı zaman ne hissediyorsun? Hislerin nasıl oluyor? Ekranın içinden çıkıp, telefonun içinden öbür tarafa çıkıp bunun boğazına sarılmak istiyor musun yoksa tebessümle mi karşılıyorsun? Ya ben çok gülüyorum ya. Gülüyor musun? Çok gülüyorum yani bakıyorum gülüyorum hani bana da yapılan çok şey oluyor bu arada. Doğru. Hani, neden olmasın? Ama bunlar beni daha çok motive ediyor yani evet, bu sporu yapmama. Hı-hı. Çünkü taklit ediliyorsa ne güzel, ne mutlu bana yani. Evet, güzel. Öyle düşünüyorum. Taklitler esaslarını yaşatır. Esaslarını yansıtır. Ben zamanında çok kullanırdım bunu. Evet. Çok gülüyoruz. Yani hı-hı, sadece bazı şeylerin dozunda olması gerektiğini düşünüyorum ben. Hı-hı. Hani birilerini o linçleme kademesine gelinmesini düşünmüyorum kesinlikle. Hı-hı. Karşınızdaki insanın duygularıyla, mentaliyle, psikolojisiyle oynanılacak bir noktadaysanız eğer, bu yaptığınız şeyi doğru bulmuyorum. Evet. Kesinlikle doğru bulmuyorum. Onaylamıyorum. O noktaya gelen yarışmacılar benim gözümde yarışmacı değil. Hı hı. Yani evet, rekabet olabilir. Evet. Ama dediğim gibi dozunda. Her şey dozunda. Hı hı. Bence o dozu kaçırıyorlar hocam. Doğrudur. Hepsi olmasa da bir kesim kaçırıyor. Evet. Yani
Karşı tarafı düşünmek lazım. Onda kendin hem cinsin olduğunu, onda duygularına çok hassas olabileceğini, son zamanlarda yarışma günü, yarışmadan hemen sonra. Bunlar çok açık anlar. İnsanların duygusal olarak çok dipte olduğu anlar. Özellikle kadınların bence. O yüzden burada tabii ki hassas davranmak, empati yapabilmek daha güzel rekabetlere yol açacaktır diye düşünüyorum. Çünkü karşınızdaki insanın o yollara gelirken ki çıktığı merdivenleri kimse bilemez. Evet. Yaşadıklarını kimse bilemez. Evet. Nasıl bir maddiyatta hazırlandığını kimse bilemez. Evet. Neler yaşadığınızı hiçbiriniz bilemezsiniz. Evet. Yani buna göre yaklaşmak varken birbirinize olan bu düşmanlığı ben anlamış değilim. Helin'cim, program çok güzel geçti, çok keyifli geçti. Bu güzel cevapların için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Son bir sorum var sana. Podyum arkası ile ilgili böyle güzel bir anı var mı? İzleyenleri de böyle gülümsetecek, tebessüm ettirecek. Bir anı varsa senden rica edebilir miyim? Anlatır mısın var. Lütfen? En sonki anım var. Çok komikti. Hiç farkında değilim. Topuklu parmaklarımı kesmiş ve ayaklarım kanıyordu. O derece. Kemiği hissediyordum yani ya. Direkt. Ve hiç farkında değilim. Podyumdan indim, bir baktım Aydın Aslan, Aydın Hoca. Böyle ne oluyor, ne oluyor diyor. Dedim ne oluyor hocam, Melek Hoca falan bakıyor. Ayağım kanıyor ama öyle böyle bir kanama değil. Allah Allah. Durduramıyoruz. Hissetmiyorsun podyumdaki. Yok. Artık o adrenalinden midir nedir? Heyecan olmaz çünkü bende hiçbir zaman podyuma çıkacağım zaman veya podyumda indiğim zaman. Havlu getirdiler, havlu tutuyorlar. Havlu full kan oldu. Islak mendil, ıslak mendil yok. Aydın Hoca dedi ki, sigara, sigara dedi. Ha, tütün basacak oraya. Dedim ki, hocam ne sigarası? Ben sigara kullanmıyorum. Açtı sigarayı, kırdı, parmaklarıma sıkıştırdı. O zaman hissettim hocayı, yakmaya başladı. O sırada da Melek Hoca'ya diyorum ki, hocam ben çok ısladım. Melek Hoca diyor ki, tamam bekle ben sana su getireceğim diyor. Su getiriyor. Şu kadarcık su. Çok sadımınca karşılığı mı? Su kadarcık podyumdan su. Podyumdan değil mi? Bizim daha önceki yarışmalarda da zaten böyle olmuştu. Ne zaman böyle çok ustasam Melek Hoca hep şey diyor. Su mu istiyorsun? Tamam. Getiririm diyor. Ben sanıyorum ki bu diyaloğu ben yaşamamışım sadece. Melek Hoca birçok insana çektirtmiş evet, bu arada. Doğrudur. Hani bir şişe su içeceğim veya bir şişenin yarısı kadar evet. su içeceğim. O hep bir kapak muhabbeti vardır ya evet. hocam. İnanılmaz hikayeler. Yani doğru. O anları asla unutmayız. Ne güzel. Çok gülüyoruz. Buradan Melek Hoca'ya da çok selamlarını söylüyoruz. Öpüyoruz seni Melek'cim. Sonra ne oldu bu tütün olayı? Ya podyum arkası yok muydu? Oksijen bir şey. Bir, ilk böyle yakıştırdığım bir şey falan. Allah Allah. Tütünleri koyduktan sonra. İnanılır gibiydi ya. Tütünleri koyduktan sonra hani baktık. Durmuyor. Kan hala durmuyor. Dedik bu dikişlik yani. O derece. Evet. Sen hastaneye falan gittin mi yoksa şeyden sonra? Yok gitmedim. Şimdi o tütünü orada gördükten sonra ne kadar derin olduğunu da göremedim. Aydın Hoca koydu tütünü. O kadar derin miydi gerçekten? Arasına. Evet. Zaten direkt içine girdi yapıştı orada tütün. Fotoğrafı videosu falan da var. Yok görmek istemiyorum. Sonra bana dediler ki ya topukluyu çıkartalım ayağından. Şimdi çıkmadım çıkartsam... Ayakkabım. Geri geçiremeyeceğim. Vay anasını ya. O plastik kısmı yine o parmaklarımın orasına denk geldi. Bu dedim neden oldu peki? Bu herkesin başına geliyor mu podyumda? Yok hocam ne? Topuklu Rus topuklusuydu. Ya ne demek o? Yani Rusya'dan alınmış bir topukluydu. Rusların topukları daha dik oluyor. Topuklu ayakkabıları. Hmm. Yani ayak içiniz normalde birazcık daha aşağıda olur. Ya bir o eziyeti yaptırma kendine. Türk neyse. Topuklu ayakkabılarında yerlilerde mi diyorsunuz artık? Ruslarda öyle değil. Ayak tabanı daha düz, ayak içi ve ayak topuğu daha dik. Yani gösterecek olursam şöyle duruyorsunuz. Evet. Hani böyle yürüyorsunuz. Evet. Ve ben de topuklu ayakkabıya çok alışkın olduğum için o topukluyu ilk defa o podyumda giydim. Hiç poz çalışırken falan o topukluyu bir kere falan giydim yani. Böyle bir olmadığı için orada tabii uzun süre çeyrek evet. dönüşlerde falan parçalamışsın ayağını. Dediler işte çıkartalım yeniden giyer çıkarsın. Madalya töreni olacak. Ben dedim ki hayır çıkartmayalım geri giyemem. Bir yandan çevremdeki herkes o soğuk kanlılığını yitirmiş. Elleri ayakları titriyor ben gülüyorum. Yani anlayabiliyorum o anda evet. Farklı ben bir gülüyorum. Ruh halindesin normal olarak.
Bir de öyle podyuma çıktım. Hani böyle bir anım oldu. Yani hem komik hem acılıydı. Evet, acılı gözüküyor. Komik evet, değil vallahi. Komik hem acılıydı. Çok eğlenmedim bundan. Yani keyif almadım. Arkadaşlar, bu haftalık da sohbetimizin sonuna geldik. Konuğum Helin Albayrak'tı. Çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Ben teşekkür ederim hocam. Umarım sizler de izlerken keyif alacaksınız bu sohbetten. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.